ürettiğimiz pozisyonlar var. Bizim de ürettiğimiz pozisyonlar var. Belki ikinci golü biz de bulabilirdik. Özellikle maçın son 15 dakikalık bölümde. İyi bir maç oldu. Ben taraftarlarımıza teşekkür ediyorum bizi destekleri için. Burada Fenerbahçe'nin iyi ayaklarının olduğunu biliyoruz. Biz hafta içi yaklaşık 3 haftadır hep onların üzerine çalışıyorduk. Hasan Ali'nin sürekli ucuma çıkıp attığı golleri oyuncularımıza da göstermiştik. İki bekin ucuma çok çıktığını da biliyorduk ama bir türlü yediğimiz golde bunu kapatamadık. Belki o golü yemezsek biz bugün maçı 1-0 bitirip 3 puan alacaktık. Ama puan puandır bu ligde diye düşünüyorum. İşte hiç ummadığım skorlar oluyor ligimizde. İşte bugün Göztepe kendi evinde Aksaray'a mağlup olduğunu öğrendik. Yani yine de burada Fenerbahçe'den aldığımız bir puan, sevinmememe rağmen aldığımız bir puan da iyidir diye düşünüyorum. Ya aslında geç olmadı. Şöyle size söyleyeyim. Tabii bilmeniz gerektiğini de düşünüyorum. Biz boyutu bugün yaklaşık 40 derecelik bir ateşle oynattık. Sadiyev'in maç öncesinde ısınmaya onu da çıkarttık. Boyut'un oynamama durumu vardı. Ama ben odasına Boyut'a şunu söyledim. Ben de futbolcularla bu tip sakatlıklar ya da bu tip hastalıklar yaşadım. Bugün sen iki tane gol atarsın maçı biz kazanırız diye konuştum. O da bir gol attı. Yani ben ona da teşekkür ediyorum. Bu hastalıktaki normalde oynamaması gerektiğini bize doktorlarımız söyledi ama çocuk da bize fedakarlık yaptı, oynadı hem de gol attı. Oyuncu değişikliklerine gelince de şunu söyleyeyim. Biz Boyut'u bekliyorduk. Çünkü Boyut'un bize vereceği bir işareti bekliyorduk. Eğer Boyut bize işareti ben oynarım, devam ederim dedikten sonra biz o yüzden Sakoy'u çıkarma tercih kullandık. Bence biz geç kalmadık ama Boyut'un bize söyleyeceğinde geç kaldı. Öyle düşünüyorum ben. Ya ben orada net gördüm. Pozisyon tam bizim önümüzde olduğu için. Hakemin verdiği kararlar bana göre doğru. Yani Hector'un atılması da doğru. Belki orada Harun'u da atabilirdi diye biz düşünüyorduk ama Harun VAR'a gittiğinde dördüncü hakem Volkan Hoca anlattı bana durumları. Orada da hakemin verdiği kararlar doğru olduğunu söyledi. Yani atılan iki arkadaşımızın doğru bir karar olduğunu ama Harun da atar diye ben bekliyordum. O kargaşada da tabii biz iki oyuncumuzu da kaybettik bu arada. Hem Ektor hem Urgil'i de kaybettik ceza duruma düştüğü için. Ama hiç problem değil. Biz iyi bir ekip olduk. Çalışkan ve düzgün bir oyuncu grubumuz var. Onların yerine haftaya Sadiyev oynar. Bir başka arkadaşımız oynar. Biz saha içerisinde antrenmanlardaki düzeyimizi de onlar için de hep teşekkür ediyoruz. Yani bu hafta Urgil yok, Ektor yok ama onun yerine başka arkadaşlarımız var. Onları da Kayseri maçında oynatırız. Ama hakeme ben buradan da teşekkür ediyorum. Bana göre iyi bir maç yönetti. Evet. Doğru. Neden yedik sizce hocam? Biz bizim dış oyuncularımıza Sako ve Boyta Fenerbahçe'nin iki tane bek oyuncusunun hücuma çok çıktığını ve çıkan Hasan Ali Hasan'ın da gol oyuncusuna girip attığı şutlarına goller kazandırdığını göstermiştik. Ben orada Sakon'un daha erken kapatmasını istiyordum. Ve Kişsov'un da daha erken kapatmasını yani topa çıkmasını bekliyorduk. Orada biraz da Ante'de geç kalınca yani baskıya çıkmamızdan dolayı biz golü yemiş olduk. Ama iyi bir Altay vardı bugün sahada. Yaptığı kurtarışlardan ben ona da teşekkür ediyorum. Bütün oyuncularımıza teşekkür ediyorum ama Altay'a da bir parantez açmak istiyoruz. Altay hep iyi oynuyor. Hep söylüyorum ülke futbolu için, Ankara için önemli bir kaleci arkadaşımız. Evet. Olmaz olur mu? Şimdi biz kadrosunu görünce Fenerbahçe'nin biz dedi ki Ersun Hoca buraya kazanmaya gelmiş dedik. Çünkü Ekici'yi koymuş, Diyar'ı koymuş. Sonrasında yaptığı hamlelerde Valbuena'yı alıyor. Yani onlar da kazanmak için oynamıştı. Şimdi ikisini tartıya koyduğum zaman ilk kez bugün 7-8 oyuncumuz Fenerbahçe'ye karşı oynuyor. Şimdi yıllardır bir arada oynayan bir Fenerbahçe takımı var. Fenerbahçe devre arasında 4 tane transfer yaptı. Biz de 10 tane transfer yaptık. Onların da 32 puanı var, bizim de 32 puanı var. Demek ki biz burada doğrular yapmışız diye düşünüyorum ben.
Abi bundan sonraki hedefimiz, ben hep söylüyorum, 7 yıl aradan sonra ya da 6 yıl aradan sonra bu takımı bu ligde tutmak. Yani hep aynı şeylere belki değiniyoruz ama çok sıkıntılar atlatmış bir Ankaracık kulübü ve camiası. Ve sonuçta geçen sezon Süper Lig'e çıkmış. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Öyle olunca da şimdi hedefimiz bu takımı bir an önce ligde tutup sonrasında da önümüzdeki sezon planlamasına ona göre bir hedef belirlemek lazım. Tabii ki bunlarda da bütün camianın şu anki başkana, yönetime destek olması lazım. Yani tek kişinin yürüyecek bir şey olduğunu düşünmüyorum ben. Şimdi elimizde kiralık oyuncular var. Seneye belki ne transfer yasağı olacak. Yani bunları hepsini planlamaya koymak lazım. Önce bu sezonu kurtaralım diye düşünüyorum ben. Futbolu sonuçlandıran gol. Bugün bizde oyun becerisinin üstüne golü ilave edemedik. Golü ilave edemediğinizde özellikle defansif konsantrasyonumuzun dağıldığı, sonuca gitmekte zorlandıkça defansif konsantrasyonun bozulduğu maç haline geliyor. Sezon başından beri de benim geldiğim günden beri de gol üretme konusunda maalesef çok becerili değiliz. Oyunun birçok istatistiği bölümünde, top oynama bölümünde varız ama oyun golle sonuçlanmalı. Bugün oyuncularımız yine bu oyun oynama becerisini gösterseler de gol becerisini gösteremediler. Ve bu kadar çok gol pozisyonunun üretilebileceği bir oyunun kısır bir şekilde bir puanı paylaşmakla yetindik. Maalesef gol olmayınca futbolda sonuç sıkıntılı oluyor. Evet. Siz gidin. Önce bu maçtan gidişi geçelim, ondan sonra derbi son soru olarak alayım. Son soru olarak senin cevabı, sorunun cevabı. Hocam, maçın değerlendirmesinde Ankara'da uzun yıllar çalıştınız ya, Ankara gibi gençler dedi. Ambiyans nasıldı? Onun okul maçlarında her yansıdı, ambiyansı. Maçı bile o şekilde. Yani, Ankara Gücü taraftarı bugün hem takımını desteklemekle hem de ortaya koyduğu sahiplenme tavrıyla çok yakından tanıdığımız, bildiğimiz bir camia. Ve bugünkü tavırları da olağanüstü. Umarım Ankara Gücü takımı da istediği ve hedeflediği sonucu bu sene ligde alır. Ama stat çok güzel, ambiyans çok güzel. Her şey bugün futbol adına güzeldi. Eleştiri olarak sadece şunu söyleyebilirim. Bizim oyuncumuz için de son dakikalarda meydana gelen hakemin gösterdiği kartla ilgili de oyuncularımızı eleştiriyorum. Bu konuda daha duyarlı olmalarını istiyorum. Ve bunun cezasını da çekeceklerini. Buradan sizin de mesaj vermek istiyorum. Teşekkür ederim. Peki. Tamam. Hocam, yıllar önce size bir soru yollamıştım. Ankara Gücü'nün Süper Lig'de olmamasını nasıl karşılıyorsunuz diye. Siz de bu konunun bir tez konusu olduğunu söylemiştiniz. Kısa bir cevap vermiştiniz. Şimdi bu soruyu şöyle Tabii bu sonucu alıyorsanız ve buradaysanız bunu ciddi değerlendirmek gerekiyor. Ama şöyle bir not düşeyim, Fenerbahçe sonuçlardan çok daha farklı bir büyüklüğe sahip. Ve bunu değerlendirirken Fenerbahçe gibi olmak ve onun gibi sahada davranmak tezinden yola çıkarak hareket etmek lazım. Biz bunlardan asla vazgeçmeyeceğiz. Ne olursa olsun evet sonucu bulamadık ama Fenerbahçe gibi oynamaya devam edeceğiz. İyi akşamlar efendim. Mustafa senin soruyu cevaplıyor. Hemen. Ha, sonra. Eski, tamam. Hocam, Türkiye'de gözlerine derbi ne olacak pazar günü? Bu hafta o maç konuşulacak. Şimdi baktığımızda Galatasaray'da iki önemli eksik var. Sizde bugün bir eksik çıkıyor. Galatasaray şampiyonluk mücadelesi ve 3 puan için gelecek. Fenerbahçe'nin durumu ortada. Alacağınız bir galibiyet belki de sezonun tesellisi olacak. Türkiye'deki Fenerbahçe, Kadıköy'deki darbeler bizim bayramımız gibi. Sonuçta Fenerbahçe camiasının, taraftarının bir bayram havasında yaşadığı gecedir. Ve bence bu gecede de çok daha farklı bir ambiyans ve futbol olacaktır. Çok daha farklı bir tavır ve anlayış olacaktır. Futbol adını da ortaya konacak bu tavır. Umarım geleneğimiz devam edecek ve sonuçları yine geleneğe göre devam ettirecek bir takımla sahada
başarılı oluruz.